mensupları hepinize sağlık diliyorum, huzur diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Yağmurlar bitti. Ankara'da da yağmurlar bitti. Ama Ankara'ya dert yağmurları yağmaya devam ediyor. Tayyip Bey'in memleketi Rize'den de dert yağmurları Ankara'ya sağanak şeklinde düşüyor. Çay üreticisi genel olarak çok dertli. Ancak bir de orada yaklaşık 25 bin aile var. Tayyip Bey'in memleketinde. Hemşinden beni Ender Şen aradı. Adımı da verebilirsin dedi. Buyur Ender Bey derdin ne? Dedi ki Engin Bey derdimiz şu. Biz organik çay yapıyoruz. Organik çay üretiyoruz. Fakat bu organik çay üreticileri olarak Bizim çayımızın yarısı fabrikalarda beceriksiz yönetimden, yetersiz personelden dolayı çürütülüyor ki çok kıymetli organik çay. Ve bir kontenjan var, kota var. Biz bu işte 25 bin aileyiz ve fiyat belli değil. Haziranda organik çayı teslim ettik. Temmuz'un sonunda bizim hesabımıza bir para yattı. Paranın ne olduğu belli değil. Organik çayın fiyatını bilmiyoruz. Geçen sene böyle mi oldu? Hayır, geçen sene böyle olmadı. Nasıl oldu? Geçen yıl Temmuz'un ortasında fiyat da belli oldu, paramızı da aldık. Şimdi yatan bir para var, bu avans mıdır, ön ödeme midir, ne olduğu belli değil. Satılan çayın karşılığı hiç değil. Tayyip Bey, Rizelilere bir kıyak yap. Kıyak da yapma aslında. Adil ol, adaletli ol. Hemşinden gelen, Ender Şen'den gelen bu feryada cevap ver. Bu kontenjanı kaldır. Fiyatı açıkla resmi olarak neyse millet bilsin. Milletin parasını da ver. Ve zaten çok kıymetli olan organik çayı da çürütme. Bir de çürütüyorsun. Bunu söylemiş olalım. Şimdi Bay Kemal'in öngörüsü ve talebi sanırım çok geç de olsa yerine geliyor. Bir öngörü ve talep daha karşılanacak gibi duruyor. Altı yıldır Bay Kemal dilinde tüy bitti kardeşim. Diyor ki askeri hastaneler ayrı bir iştir. Güneydoğu'da sıcak çatışmalar var. Orada yaralanan çocuklarımız var. Kurşun yarası, şarapnel yarası, el yapımı patlayıcılarla yaralanan çocuklar var. Devlet hastanesindeki doktorlar bu konuda bu görevin gerektirdiği imkanlara, tecrübeye sahip değil. Askeri hastaneleri kapatmak yanlış diye geldik. Altı yıldır. Bay Kemal'in dilinde tüy bitti. Çok şükür dün Milli Savunma Bakanı bir açıklama yapmış. Geçen hafta, daha geçen hafta Bay Kemal dedi ki Gata'yı açıp şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Sade Gata değil. Bilkent'te dünyanın en iyi rehabilitasyon merkezi var askerlerimiz için, gazi yaralı askerlerimiz için, gazilerimiz için yapıldı. Onların çocukları Güneydoğu'da terör örgütüyle savaşmıyor. Milletin çocukları savaşıyor. Ayağı kopan var, ayağına şarapnel girip çıkan var, 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 var. Sen bunları aldın devlete. Evet Türkiye'den bir yere götürmedin. Ama tekrar söylüyorum. Askeri hastane dünyanın her yerinde var. Ayrı bir alan, ayrı bir ihtisas ve nihayet Milli Savunma Bakanı talep, istek ve ihtiyaçlarımızı ilettik. Cumhurbaşkanımızın bir iradesi var. Açacağız mealinde bir açıklamayı çok şükür yapmış. Bu vesileyle başta Gata bir kentteki <laughs> dünyanın en gelişmiş rehabilitasyon hastanesi olmak üzere diğer askeri hastanelerin açılıp şanlı ordumuza verilmesine vesile olan Bay Kemal'e olacak olan diyelim daha verilmedi çünkü tekrar buradan bir teşekkür de edelim. Yine haklı çıktı ve tekrar şunu söyleyeyim. Bu hatadan geç de olsa dönülmesi, dönülüyor olması, böyle bir iradenin Milli Savunma Bakanı tarafından ortaya koyuluyor olmasını memnuniyetle de karşılıyoruz. Bakanlar bu ara açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. Kılıçdaroğlu öneri, bir tespit, bir çözüm ortaya koyuyor. AK Parti diyor ki biz zaten öyle yapacaktık. Yapma ya. Şimdi <laughs> Nurettin Nebati demiş ki Kılıçdaroğlu bizi yanlış dinlemiş. Biz ÖTV'yi arttırmayı konuştuk. Kılıçdaroğlu ÖTV'yi kaldıracağını, indireceğini söyledi. Ya Nebati Kılıçdaroğlu sizi dinlemiyor da senin reisin diyordu ya hani aldığın nefese kadar seni izliyorum diye tam olarak olan bu. Ama Kılıçdaroğlu'nun önerilerini sizin gecikmeli olarak, eksik olarak yerine getirmenizden de bir şikayetimiz yok. Nebati ÖTV arttırmaktan bahsediyor. Nebati bugün haberleri bir izle. Millet zorunlu trafik sigortasını ödeyemez hale gelmiş. 10 yaşındaki arabanın zorunlu trafik sigortası 2000 lira olmuş beyefendi ÖTV arttırmaktan bahsediyor. Zaten bakanları bu ara bir şirinlik, şirinleşme modası aldı başını gidiyor. Maliye Bakanımız müzikli klip yapmış. Çok güzel. Millet kan alıyor. Maliye Bakanı neredeyse zil takıp oynaya, oynatacak bir müzikli klip yapmış. Sağlık Bakanımız da Anı Yaşa diye bir tweet atmış. İngilizce yazmış tabii bunu. Ya anı yaşayalım da yaşayacak hal kalmadı. Hal kalmadı. Hep söylüyorum. Çankaya'da oturan hastaya haymana da randevu veriyorsun sayın bakan. Bu vatandaş hangi anı nasıl yaşasın? Şirinlik yapma yarışından vazgeçsinler. Millete biraz hizmet edebilmenin yolunu arasınlar. Milletin hayatını rahatlatmanın yolunu ve çözümünü üretsinler. Ve <laughs> ekonomi talimatla yönetilmeye çalışın. Talimatla batırılan ekonomi talimatla ayağa kalkmaz Erdoğan. Bu ekonomiyi sen akşam yattın, rüya gördün, sabah hayata geçirdin. Kendi kehanetlerini faiz sebep enflasyon sonuç kehanetini hiçbir ekonomik bilimsel gibi verisi yanı olmayan, karşılığı olmayan bir kehaneti hayata geçireceğim diye Türkiye ekonomisini batırdı. Ve şimdi bunu talimatla düzeltme peşindesin. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Vay efendim ET yüzde otuz otuz beş indirim yapılacak. Nerede yapılacak? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde. E indirime kimse hayır demez. Ama sen sonuçla ilgili talimat vereceğine üretimi destekleme noktasında üreticiye üretim noktasında eğer bir şeyler yapabilirsen Böyle marketlerde zoraki indirimlerle günü kurtarmak zorunda kalmazsın. Bir ara hatırlayalım ne vardı? Tanzim satış kuyrukları açtılar, çadırlar kurdular. Millete çadırların önünde domates ucuz domates soğan kuyruğuna soktular. Şimdi şu mu olacak? Türkiye'deki tüm marketlerin yüzde biri bile olmayan ve birçok yerde de olmayan tarım kredi kooperatif marketleri üzerinden ette bir indirim mi sağlamış olacak? Tarım kredi marketlerin önündeki kuyruklardan zevk mi alacaksın? Bunu yapacağına, bunu yapma demem, bunu yapacağına besiciyi, üreticiyi, çiftçiyi üretim aşamasında desteklesen daha iyi olmaz mı? Bu da bir yanlış. Ve <laughs> tabii bunların desteği ee, şöyle, destekten anladıkları şu, zenginsen devlet seni destekler. Zenginsen Erdoğan senin işlerini kolaylaştırır. Zenginsen, zenginliğine zenginlik katmak için her şey yapılır. Tıpkı kur korumalı mevduatta olduğu gibi. Değerli vatandaşlarım, Sayın Nebati yine konuşmuş. Devletin zararı yok, dövizi baskıladık demiş. Kur korumalı mevduatla. 21 Aralık 2022 kur korumalı mevduatın açıklandığı gece döviz 18'di. Evet o gece 12'ye düştü. Birilerine fısıldadınız millet döviz sattı 16'dan 15'ten 14'ten. Neyse. Sabah da 12'den geri aldılar. Birileri zengin oldu. Orayı geçtik. Sonra ne oldu? Birileri zenginleşti ve kur korumalı mevduatla zenginlere dendi ki sizin zenginliğinizi sürdüreceğiz. Korkmayın. Nasıl? Sen dolarını TL'ye çevir. Gerisine karışma. Nasıl kardeşim döviz artar? Merak etme. Senin paran korunacak. Ve da. Zenginin parası korunuyor. Aziz vatandaşlarımıza bir kere daha tane tane anlatmak istiyorum. Bugün 10 Mayıs. 10 mu? 12. Iki. i̇ki gün önceye gidelim. 10 Mayıs. 3 ay. 10 Ağustos. Bizim millet anladı ne demek istediğimi. 10 Ağustos. 3 ay önceye gidelim. 10 Mayıs. 1 milyonlu yatırdı bankaya vatandaş vatandaş derken zengin vatandaş. Bir milyon yatırdı Kim yatırsa yatırsın. Bu kur korumalıdan önce şöyleydi. Üç ay vadeli yatırdı. Gidecek üç ay sonra vadeli sonunda bankaya ne alacak? Bir milyon otuz beş bin lira alacak idi. Bankanın otuz beş bin lira bir milyon için yürürlükteki mevzuata göre yasal faizini alacak gidecek. Ya da bankaya koyup devam edecek. Şimdi ne yapıldı? Çevir kardeşim TL'ye, yatır kur korumalıya. E yatırayım peki. Şimdi dediler ki senin paran döviz arttıkça artacak. Güya dövizi baskıladılar. Şimdi 1 milyon 30 Mayıs 30 Haziran Mayıs'ta yatırdı vatandaş. 30 Ağustos'ta gitti. Gene mi karıştırdık? 10 Ağustos'ta gitti. 1 milyon 182 bin lirayı banka eline sayıyor. Bir milyon 182. 1 milyon kendi parası. 182'nin içindeki 35 bin da bankanın ona verdiği faiz aradaki 147 bin lira hazinenin kur korumalı mevduat garantisi kapsamında vatandaşa hazineden ödediği para kime? Zengine. E fakire de öderiz demiş Nebati. Ya fakirde bankaya yatıracak param var kardeşim. Milletle dalga mı geçiyorsun? Bu 147 bin lira. 1 milyon için 147 bin lira. Fakir fukaranın akaryakıt alırken, çocuk bez alırken, deterjan alırken, efendim çamaşır e, bulaşık malzemesi alırken, et alırken, ekmek alırken ödediği vergiyi zengine buyurun deyip veriyoruz. Ve bankaların karı, bankaların karı patladı. Ekonomide sorun ya şu vatandaş sorun ya çiftçi mağdur, herkes mağdur. Bankalar geçtiğimiz 6 ay ne kazanmış biliyor musunuz? 2021'in Ocak ile Haziran'ı arasında bankaların karı ne kadar biliyor musunuz değerli vatandaşlarım? 33 milyar. E kazansın. Bütün bankaların karı 33 milyar. Peki bu yıl ne olmuş? 2022'nin Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 6 ayı 2021'de 33 milyar kazanan bankalar, kar eden bankalar bu 6 ayda 169 milyar kar etmiş. Banka zararına çalışmaz tamam da yüzde 400 yüz kar etmiş. Nasıl olacak bu? Bankalar yüzde 400 yüz kar etmiş kur korumalı mevduata para yatıran zenginlere devletimiz vergi indirimi dahil 57 milyar para ödemiş. 57 milyar yeni para. Eski parayla katrilyon. Oh ne hala. Bankalar yüzde dört kar ediyor. Geçen sene 33 milyar kar eden banka bu sene 169 milyar kar ediyor. Zenginlere devlet sade ilk altı ayda altı ayda 57 milyar para aktarıyor. Ondan sonra da Bay Kemal çiftçi deyince, Bay Kemal ekmek deyince, Bay Kemal memur deyince, Bay Kemal EYT deyince, öğrenci deyince, emekli deyince, mazot deyince, devlet deyince, liyakat deyince, adalet deyince Sayın Nebati, kur korumalı mevduata karşı çıkmak vatanseverlikten uzak bir yaklaşım demek gibi bir gaf içine giriyor. Kur korumalı mevduatı desteklemek vatanseverlikse ben vatansever değilim kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? Zenginin servetini korumak için fakirden alıp zengine vermek vatanseverlikse ben vatansever olmam. Bana ne zenginden? 85 milyon ekonomik sorun yaşıyor beyefendi. Türkiye'de 500 bin aile hayatından memnun. 22 milyon aile inim inim senin yanlış ekonomik politikalarında. Ve <laughs> vatanseverlik 500 bin aileyi değil 85 milyonu düşünmektir. Gözetmektir Sayın Nebati. Vatanseverlik bankaların karını yüzde 400 artırıp esnafı çiftçiyi küçük esnafı batırmak hiç değildir. Vatanseverlik Türk parasını dolar karşısında yerlerde süründürmek hiç değildir. Bunun da altını çizelim. Bu arada beyefendi büyük ekonomi profesörü, ordinarüsü Erdoğan tam olarak söylediğini söyleyip şöyle bir laf etmiş. Ekonomi programımızın ne kadar doğru olduğu yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görülüyor Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Erdoğan'a buradan soruyor hani bir merkez bankası var. Aslında özel olması gereken ama senin 6 ayda bir başkanını değiştirdiğin merkez bankası var. Herhalde Erdoğan'ın şu üç husustan haberi yok. Yok olsa böyle bir laf edilmez. Ekonomi programımız ne kadar doğru olduğu yaşanan her gelişmeyle biraz daha görülüyor. Ne görülüyor? Mesela soralım Erdoğan'a. Merkez Bankası yıl sonu beklentileri var. Bu yıl sonu itibariyle Merkez Bankası'nın dolar kuru beklentisi daha önce 18 iken Şimdi 19.65 oldu Erdoğan. Dolar kuru daha da yükselecek. 18'de bu yıl sonu en fazla 18 olur diyen yani. senin merkez bankan 19.65'e revize etti bunu. Dolar daha da artacak dedi. Erdoğan her şey çok iyi diyor. Yıl sonu tüfe beklentini senin merkez bankan 69'dan 70 buçuğa çıkardı. Ki burada kalırsa zaten şu anda 78, 79. E senin Merkez Bankan bunu 69.9 görmüş. Yıl sonu için yılın ortasında 6. ayında 7. ayında 79 olmuş. Ve öngörüsünü beklentisini 70'e çekmiş. Cari açık düşecek diyordunuz. Cari açık. Yılın ilk 6 ayında %142 artmış Erdoğan bir önceki 6 aya göre. Beyefendi de diyor ki programımızın ne kadar doğru olduğu yaşanan her gelişmeyle görülüyor. Ne doğruluğu bu ya? Ya senin bunlardan bunlar devletin rakamları haberin yok. Ya da milletle dalga geçiyorsun. Başka bir şeyle bunu izah ve ifade edemeyiz. Şimdi bunlar <laughs> Bay Kemal'in söylediklerini geç de olsa yapıyorlar. Bir konu hariç. O şu. Bay Kemal işte EYT dedi, 3600 dedi vesaire, Taşeron dedi, Emekli iki Bayram dedi, Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerinin borçlarının faizleri dedi, köy okulları açılmalı dedi. Buralarda yol aldılar. Şimdi EYT'ye çalışıyorlar. Onları tabii yıl sonuna bıraktırmayacağız inşallah. Ekim'de bastıracağız. EYT'yi en yıl sonuna bırakmamız mümkün değil. Halletmemiz lazım. Ya Bay Kemal dış politikada da sana bir şeyler söylüyor kardeşim. Dış politika ile ilgili de önerilerde bulunuyor. Burada bir duraksama var. Burada bir fren var. Şimdi Bay Kemal yıllardır Esat'la görüş dedi. Dilinde tüy bitti adamcağız. Suriye merkezi yönetimiyle görüşmeden Suriye'nin kuzeyinde, bizim güneyimizde Türkiye için bir güvenli bölge inşası çok kolay değil. Terör tehdidini bertaraf etmemiz çok kolay değil kardeşim. Merkezi yönetimle görüşmek lazım dedi. Hayır ayağa kalktı. İşte bir hafta sonra gidecekti Emevi Camii'nde namaz kılacaktı. Bizi rezil etti. Süleyman Şah türbemizi aldık. Bayrağı ters çevirdik. Bu tarafa taşıdık. Kendi vatan toprağımızı terk eden bir hükümetle bir cumhurbaşkanıyla Türkiye maalesef karşı karşıya. Şimdi buradan nereye geleceğim? Şuraya geleceğim. Mesela. Putin merkezi yönetimle görüş dedi Erdoğan'a. Şimdi hepinizin izlediği gibi takip ettiği gibi ufak ufak görüşmenin ön hazırlıkları başladı. Bunu yanlış bulmuyoruz. Ama bu Putin dediği için olmamalı arkadaşlar. Bay Kemal dediği için de olmasın canım. Türkiye'nin hak ve menfaatleri için bu olsun. İçeride siyasette Suriye'yi malzeme yapacağım diye niye böyle hatalar yapıyorsun? Türkiye'yi bir Suriye bataklığına soktun çıkaramıyorsun şu anda. Şimdi beyefendi demiş ki rejimle muhalefeti bir şekilde anlaştırmamız lazım. Yani rejimle muhalefet anlaşsınlar kardeşim değil mi? Anlaştırmamız lazım. Bu şu. Merkezi yönetimle ön temaslar başlamış. Hiç de itirazım yok. İşin doğrusu bu bizim yıllardır söylediğimiz bu. Tamam da burada sormamız gereken bir soru var. Sen bu lafı ettin. <laughs> Senin eğittiğin, beslediğin, donattığın aylık yani iyaşe verdiğin Öso Suriye'nin kuzeyinde şanlı bayrağımızı yakmaya başladı. Bunu nereye koyacağız? Nasıl olacak bu? Hani bunlar senin kontrolündeydi. Sen maaş veriyorsun bunlara. Adam şanlı bayrağımızı yakabiliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun tamadı kepazelik. Dış politikada itibar yoksundur. Bölgede saygınlık yitirmektir. Başka bir şey değildir. Keşke Bay Kemal'i içeride Taşeron'da 3600'de vesaire dinlediğin gibi dış politikada da biraz dinlesen. Puan sana yazacak kardeşim. Adam sana altı yıldır, yedi yıldır söylüyor. Hayır. Bay Kemal'i dinleme. Paşa paşa dinliyorsun. Putin de söylemiş olsa geldiğin yer Bay Kemal'in sana çiz gösterdiği hedef nokta istikamet strateji adı neyse. Ve bir kere daha şaşırdık. Yine Erdoğan'dan okuyalım. Tam şöyle demiş. Abdülhamit Han gemisini sahaya sürmemizden Yunanistan rahatsız olmuş. Olmalı. İyi. Buraya kadar güzel. Öyleyse güzel. Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyor demiş Yunanlı yetkililer. Erdoğan bir şey yapmıyor. Görevini yapıyor. Yunanistan'ı çok rahatsız etmiş. Göya. Erdoğan'a en yakın gazete. Türkçünün gazetesi. Atina şimdilik rotadan memnun. Niye memnun? Çünkü <laughs> o kadar gürültü kopardılar. Abdülhamit Han'ın Doğu Akdeniz'deki Erdoğan'ın gazetesinden okuyorum. Abdülhamit Han'ın Doğu Akdeniz'de ilk görev yeri olarak Yörükler Bir Kuyusu'na hareket etmesi haftalardır kriz senaryolarının dolaştığı Atina'ya rahat bir nefes aldırmış Erdoğan. Bu gazetenin patronunu da değiştir bence. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdiğin gibi. Nasıl olsa senin kontrolünde. Sen diyorsun ki Yunanistan'ı rahatsız ettim, toplattım zıplattım. Bu diyor ki Atina rahat bir nefes aldı. Kime inanalım? Bu konuda Erdoğan'ın bir açıklama yapması lazım. Çünkü beklenti daha hakkımızın da olduğu farklı yerlerde Abdülhamit Han gemisinin araştırma, inceleme, sondaj yapmasıydı. Gittiği yer Yunanistan için çok kayda değer bir yer değil. Buradan anlaşılan bu. Değerli arkadaşlar bu kafayla, bu kafayla Türkiye hem iç politikada hem dış politikada tökezlemeye devam eder. Biz Türkiye'nin tökezlemesini istemiyoruz. Dış politikada özellikle bölgede güçlü saygın bir ülke olmak istiyoruz. Türkiye'nin başında kim olursa olsun. Türkiye kim yönetirse yönetsin. Orta Doğu'nun en saygın, en güçlü ülkesi Türkiye olmalıdır. Bizim yegane arzumuz mudur? Dünya milletler ailesi içerisinde en saygın ülke Türkiye olmalıdır. En itibarlı ülke Türkiye olmalıdır. Böyle bakıyoruz meseleye. Okullar açılmak üzere, üniversite öğrenci tercihleri açıklanmak üzere sorunlar yumağı da çok önden kendini gösterdi. Daha tercihler açıklanmadı. Çocuklar bizden yurt taleplerinde bulunuyor. Bir garabet daha. Evlerinde okullar açılacak ama 620 bin öğretmen sınav peşinde koşacak. Ne sınavı? Uzman öğretmenlik sınavı. Baş öğretmenlik sınavı. Öğretmenler Eğitim öğretimi hazırlanacak? Eğitim öğretim yapacak. Uzman öğretmenlik sınavına mı hazırlanacak? Çocuklar öğretmeni öğretmenler sınavı beklememeli. Bu olmaz. Yanlış. Müzik öğretmeni, fizik öğretmeni, sosyal bilgi öğretmeni, matematik öğretmeni aynı sorularla aynı sınava tabi tutulamaz. Pedagojik değil. 25 yaşındaki bir öğretmen, 55 yaşındaki bir öğretmen aynı şartlarda, aynı sorularla sınava da tabi tutulamaz. Ne yapacaksın? Ben daha önce söyledim vallahi meslektaşlarıma ben öğretmen. Şu sınava hazırlamak için kendinizi helak etmeyin. Biz bunu kaldıracağız kardeşim. Bu ucube sistemi değiştireceğiz. Şimdi bakın. Tercihler açıklanacak. Büyük bir yurt sorunumuz kapıda. Ankara'ya dedim ya sorunlar yağıyor Rize'den Ender Bey'in yağdırdığı sorunlar gibi. Şimdi Ankara'yı, parlamentoyu, milletvekillerini barınma sorunu için öğrenciler Telefonla yüz yüze Ankara'ya gelerek çağrı arayacaklar. Çağrı üretildi mi? Çözüm üretildi mi? Her sene bu yurt sorunu yaşanıyor. Ama bilim yol alınmıyor. Efendim yurt yaptık. Kardeşim yurt yaptın da öğrenci sayısı onun yaptığın yurdun beş katı arttı. Nasıl yapacağız? Ben üç öneri söyleyeceğim valla. Acil. Acil üç öneri söyleyeceğim. Birincisi şu. Tüm kamu misafirhanelerini. Bunun içine ev olabilir. Karayolları Misafirhanesi, DSİ Misafirhanesi, ne bileyim. Muhtelif misafirhaneler. İller bankası misafirhanesi. Çok şimdi hepsini saydırmayın mı? Çok kamu misafirhanelerinin tamamını, tamamını yurt sorunu çözülünceye kadar, öğrenciler sorunlarını çözünceye kadar öğrencilerin hizmetine tahsis edin. Bunu yapmak zorundasınız. İki, bir şey daha yapılabilir yurda yerleştiremediğin her öğrenciye ya da kamu misafirhanesinde barındıramadığın her öğrenciye kira yardımı yapacaksın. Aksi takdirde olmaz. Biz bunun altından kalkamayız. Ben şimdi kendim başıma geleceği biliyorum. Beni yüzlerce öğrenci arayacak bana yurt çıkmadı diye. Hangisini çözebileceğim? Nasıl çözebileceğim? İstanbul Büyükşehir Belediye'miz sanıyorum bu yıl örtümün başı itibariyle kapasiteyi 3500-4000'e çıkaracak. O da yetmez. Ya yurt sadece İslam daranmıyor ki. Her yer daranıyor. Nasıl çözeceğiz? Kısa geçici de olsa kısmi de olsa kamu misafirhanelerinin tamamını öğrencilere tahsis edeceksin kardeşim. İki, öğrencilerimize yurt, kendi sorununu halledinceye kadar barınabilecek bir yurt neyse bulana kadar kira yardımı yapacaksın. Sosyal devlet bunu gerektirir. Başka? Bir şey de yapacağız suç işleri bir genel yayınlamış. Eee valilere işte demiş ki bu yurt barınma işleriyle ilgili tedbir işte kiraların artması pansiyonlar vesaire. e, güzel bir itirazım yok. Bir şey söylemiş ama. Sosyal medyadan provokatif dezenformasyon bilgiler yayınlayanlar hakkında da işlem yapacağım demiş. Bundan ilgili barınmayla ilgili. Hani geçen sene öğrenciler çocuklar barınamıyoruz hashtag Sosyal medyadan sorunlarını duyurmaya çalıştılar ya yasak. Şimdi yasak. Genelgesi çıktı. Bu genelgeyi çıkarıyorsan barınmayan öğrenci bırakmayacaksın. Ki biz bileceğiz. Aslında herkesin barınabileceği bir yer var. Bu iş bu çocuk bunu kasıtlı yapıyor diyelim. Çocuk sokakta yatıyor kardeşim. Ne yapacak? Barınamıyorum demesin mi? Şimdiden ön bir yasak da suç işlerince ilan edildi. Ya ucubelik ve garabet hakikaten bitmiyor. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşme öğretmen alımında daha önce bir takvim yayınladı. Dedi ki sözlü sınavlar 1 Ağustos'ta başlayacak, 13 Ağustos'ta bitecektir. Güzel. Güzel. 16 Ağustos'ta da bakanlıkça biz bunu açıklayacağız dedi. Güzel. Bir itirazımız yok. Buraya kadar her şey doğru. Doğru olmayan şu. <laughs> Ayın 9'unda, 9 Ağustos'ta yani sözlü sınavlar. Devam ederken e, de E devlet kapısında sınav sonuçları açıklandı. Ya kardeşim, burada bir takvim var. Burada bir takvim var. Sen buna göre ne demişin? 16'sında e, söz sınav sonuçlarının ilanı, itirazların alınması, 17-18 söz sınav sonuçları için itirazların sonuçlanması, 22 Ağustos atama tercihlerin alınması, 27-31 Ağustos atama sonuçlarının açıklanması 1 Eylül 2022. E sen şimdi 16 Ağustos'u beklemeden bir yandan sözlü yaparken e devletten sonuçlar açıklıyorsun. Olmadı. İnsan maddi hata diyeceğim ama değil. Milliyetin Bakanlığı herhalde ve sehven bir eee şey, e, diye bir açıklama yapmış. Öyle devlet sehven hata yapmaz. Galiba. Sehven böyle şeyler olmaz. Olmaması lazım. Son lafım Anayasa Mahkemesi'ne olsun. 2020 ve 2021 bütçe kanunları ile ilgili gittiğimiz başvurularımızda 7 e, hükmün 5'ini iptal etti. Doğruydu, başvurularımız haklıydı. Biz bu iptal edilen 5 hükmün 4'ü için 2022 bütçesine, şimdi bu yılın bütçesine de gittik. Fakat bunu ellemiyor. Ey Yüksek Mahkeme, 2020 ve 2021 bitmiş. Aynısı, aynı maddeler, kes, kopyala, yapıştır. Bu yanlış anayasaya aykırı demişiz. Bunu 20 için, 21 için iptal etmişin. 2022 için bekliyorsun. Niye? Niye? E 2021 zaten bitti. Anayasa Mahkemesi'nin 2022 yılı bütçe kanununa ilişkin başvurumuzu karara bağlamaması için hiçbir neden yokken bunu karara bağlamamasını da aziz milletin takdirine bırakıyorum. Şunu söyleyeyim tekrar Erdoğan'ın çizdiği bu pembe tablo içinde bir ulus dünya bazında ve Avrupa bazında iki derecemiz var arkadaşlar. Herkes bilsin. Enflasyonda enflasyonda dünya altıncısıyız. Enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Dünyada bizden kötü enflasyona sahip altı ülke var. Avrupa'da Bizden kötü enflasyona sahip hiçbir ülke yok. Bize en yakın enflasyonla enflasyon olan ülkeyle aramızda da 50 puan fark var Erdoğan. 50 puan. Sen hala her şey yolunda diyorsun. Millet artık senin bu çizdiğin pembe tabloları yemiyor. Millet haliyle ve aklıyla alay edenlerden hoşlanmaz bilesin. Çok teşekkür ederim.